Merhaba. İyi akşamlar canlar. Yapma Ahsen, hem yörem diyorsun hem de kafkas oynamıyorsun öyle mi? Bak şimdi. İyi akşamlar canlar, nasılsınız? Merhaba. Milli mücadele hazırlık dönemine yol alacağız bakalım bugün. Merhaba Gülten. İyi akşamlar Fatma. Özge merhaba. Selamlar Beste. Eyvallah sen. Ben de seviyorum bunu ya. Ben de seviyorum. İyiyim ben Eda. Ne yapayım? Uğraşıyoruz. Sarala gürele. Çanakkale'ye selamlar. Eyvallah Seda. Evet. Hadi bakalım Fatma, hadi bakalım. Evet canlar, hadi bakalım şu milli mücadele hazırlık dönemine bismillah diyeceğiz. Milli mücadele Sakarya'ya selamlar. Eyvallah Denizli Taş Atölyesi. Eyvallah bir mukabele, çok sağ olun. Ha miting diyor ya, ne mitingi ya. Değil mi Hümeyra? Değil mi Hümeyra? Milli mücadele konuşuyoruz gayri. Milli mücadeleyle yol alacağız bakalım. Önce o enkaz ortamında halkın uyandırılması bir anlamda ulusal bilincin gelişmesi genelgelerle, kongrelerle yol alacağız. Arkasından da nasipse Yunan'ı denize döken milli mücadele savaş dönemini konuşacağız sizlerle birlikte. Aha de Beşiktaş, makbule Beşiktaş selam olsun. Eyvallah. Kızım için atanacağım inkılapları Cumhuriyet tarihini Nisan ayı içerisinde bitireceğiz nasipse. Nisan sonu gibi bu bölüm biter sanırım. Bir çağdaşımız kalırsa kalır. Çağdaşa da Mayıs ayında bakarız zaten, tamam. Evet. Haydi bakayım değerli kardeşlerim. Milli mücadele hazırlık dönemiyle yolumuza devam ediyoruz. Görüntüde seste problem yok. Başlıyorum hemen. Allah ne verdiyse. Merhaba arkadaşlarım, hoş geldiniz. Eyvallah, eyvallah Makbule Yalçın Hocam. Bittiyse selamlar, sevgiler, saygılar. Bittis'in beş minaresi diyeceğim mi kardeş? Hadi bakayım. Sorun yok, başlıyorum o zaman. Mustafa Kemal'i bugün Samsun'a çıkartalım. Bakalım nereye kadar yol alacağız. Haydi bismillah diyorum. Kapattım yorumları. Evet aynen, bam 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 dalıyoruz Ece. Hadi bakayım. Şimdi sevgili kardeşlerim, milli mücadele hazırlık dönemi her yıl 2-3 sorunun çıktığı bir bölüm. Bu kapsamda genelgeler, kongreler çok çok önemli biliyorsunuz. Misak-ı Milli belgesi çok çok önemli. Efendime söyleyeyim, TBMM'in açılışı bu bağlamda çok çok değerli ve malum. 1920'den 2020'ye 100. yıl olması hasabıyla 1920 yılında yaşanan gelişmelerle ilgili benim çok takıntım yok ama özel beklentiye giren arkadaşlar olabiliyor. 23 Nisan 1920 TBMM'in açılmış olması her daim zaten belli başlı önemli bir konuydu. Yine önemini muhafaza ediyor. Belki buna bir atıfta bulunan soru olur mu olur diye 2020 100. yıl olması hasabıyla buraya biraz daha dikkat etmenizi önereceğiz. Ama bu bir kural değil bakın. Bu süreçte hiç unutmuyorum ben 2013'te 1913 Balkan Harbi'nin 100. yılıydı. Soru çıkar diyorduk, gelmedi abi. 2015'te belki hatırlarsınız, 1915-2015 Çanakkale çok büyük devlet törenleri falan filan düzenlendi. Acaba falan diyorduk, gelmedi. Yani böyle bir kaide yok. Bir konu değerliyse, önemliyse ÖSYM bunu her daim sorar. Ha 100. yıl, ha 103. yıl çok da önemli değil. TBMM
Genelgeler, kongreler, bu süreç benim milli mücadelemde çok çok önemli, çok değerli bir süreç. O yüzden bunlara zaten sizin vakıf olmanız lazım. Anlatabiliyor muyum? Yani bu tarz takıntıları ben çok da yerimde bulmuyorum açıkçası. Şimdi, öncelikle bakın, bütünsel bakışı ben öneririm. Yani ideal tarihten bizi takip eden arkadaşlar bunun çok net farkında. Ben konunun bütünlüğünü önce görmenizi istiyorum. Arkasından parçaya bir detaya girmeye çalışıyorum. Bu kapsamda şöyle bir milli mücadele hazırlık dönemine bakacak olursak önce ne yapacağız? Önce ne yapacağız? Evet, önce Mustafa Kemal Samsun'a çıkacak. Arkasından milli mücadelenin ilk genelgesi diye andığımız Havza genelgesi yayınlayacağız. Akabinde benim çok sevdiğim bir belge, muazzam bir ruh var, Amasya genelgesini yapacağız. Süreçte bir dünya kongre düzenlenir iken bölgesel kongreler içerisinde en önemli ve en değerli olan Erzurum Kongresi'ni konuşacağız adam akıllı. Arkasından Amasya genelgesindeki çağrı üzerine toplanan Sivas Kongresi'ne bakacağız. Sivas Kongresi ile milliyetçiler, milli mücadele bir güç olduğunu cümle aleme gösterince İstanbul hükümeti bizi muhatap kabul etmek zorunda kalacak ve bizimle Amasya görüşmelerini yapacak. Bu Amasya görüşmelerinde alınan karar, varılan mutabakat üzerine payitahtta İstanbul'da son Osmanlı Meybusan Meclisi toplanacak. Son Osmanlı Meybusan Meclisi'nin adını tarihe altın harflerle yazdıran gelişme malumu haliniz Misak-ı Milli. Misak-ı Milli ile Kurtuluş Savaşı'mızdaki hedeflerimizi ortaya koyacağız. İşgallere Osmanlı parlamentosu açıkça karşı çıkacak ve tabii ki bu İtilaf Devletleri'ni muazzam rahatsız edecek ve İstanbul'u resmen işgal ederek Osmanlı'nın yönetimine bir anlamda el koyacaklar. İşte ben bu işgale ve Meybusan Meclisi'nin dağıtılması bir refleks olarak Ankara'da birinci TBMM'mi açacağım ve böylelikle milli mücadele örgütlenme dönemini tamamlayarak Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhasına geçeceğim. Şimdi değerli arkadaşlarım bakın bunları konuşacağız tek tek. Ha, bu kadar kolay değil. Bu kadar basit değil şu mevzu. Bu hafta bizim zamanımızı yiyecek komple, tamam mı? Bu kadar basit değil ama çıkıyor arkadaşım. Amasya genelgesi maddenin çok iyi ezberliyor. Sivas'ın maddenin çok iyi ezberliyor. Erzurum'u çok iyi ezberliyor. Ama şöyle bir soru geliyor. Amasya genelgesinde alınan bu karar aşağıdakilerden hangisinden sonra, hangisinden önce? Tarzı bir soru gelince kronolojiye dikkat etmeyen apışıp kalıyor. O yüzden Allah aşkına bakın. Allah adı katıyorum mübarek pazar günü aman aman. Çıkıp Havza genelgesi 28 Mayıs mıydı? Amasya genelgesi 22 Haziran mıydı? Erzurum 23 Temmuz muydu? Umrumda bile değil. Tamam mı canım? Ama olay sırasını Allah aşkına bilin. Önce Havza, sonra Amasya, Erzurum, Sivas bunları tek tek zihninizde olay sırası bakımından yazınız değerli arkadaşlar. Arada bazı önemli detaylar var bak onu da bir serpiştirelim bu şablona. Mesela Samsun'a çıkışta beraber Mustafa Kemal hemen bir Samsun raporu yayınlayacak. Göreviyle ilgili konuşacağız bakın bunları. Samsun raporu yayınlayacak. Arkasından Mustafa Kemal'in çıkmış sınav sorusudur. Amasya genelgesinden sonra Erzurum Kongresi'nden önce askerlikten istifa ettiğini göreceğiz. Mesela Sivas Kongresi'ni engellemeye yönelik bir olay, Ali Galip olayı çıkmış sınav sorusudur. Burada yine kulak dolgun olabilir. Amasya görüşmelerinden sonra son Osmanlı Meybusan Meclisi'nden önce Mustafa Kemal ve arkadaşları temsil heyeti Ankara'ya gelecek. Ankara'yı merkez yapacaklar. Ara detaylar bakımından bakın bunlar bu şablona serpiştirilebilir. Tamam mı canlar? Hadi geçtim bunları hocam.
Hadi geçtim bunları ama lütfen şu olay sırasını lütfen bilin arkadaşlar. Lütfen bilin. Ve bu konuda basit bir kronoloji eklemek istiyorum. İyi bakın şablona. Hemen yukarıda bir tarih çıktı bakınız. 1919. Genelgeler ve kongreler dönemi 1919'dur bakın. Farkında mısınız? 1920 meclisler yılıdır bak. Ne diyorum bak? Cümleme dikkat et. Meclisler. Yani TBMM 20'de, yani Mebusan Meclisi 20'de. Meclisler yılı 1920'de. Savaş dönemi ise 21 ve 22 yıllarıdır kardeşim. Böyle basit bir kronoloji. 1919 genelgeler ve kongreler dönemi, 1920 meclisler yılı, 21 ve 22 ise Kurtuluş Savaşı savaş dönemi. Mesela meclisler yılı 1920. Ha, Misak-ı Milli kim ilan etmişti? Mebusan Meclisi. Ha, o zaman Misak-ı Milli de 1920'de. Ha, Misak-ı Milli'den dolayı İstanbul resmen işgal edilmişti. Ha, o zaman o da 1920'de. Anlatabiliyor muyum? Bak, çıkarım yaparsınız. O yüzden bu şablonu ben çok önemsiyorum. Milli mücadele hazırlık dönemini çok güzel özetleyen bir şablondur. Bu size soru yaptırtacak. Bir olay sırası, iki çok basit bir kronoloji. 19 genelgeler ve kongreler, 20 meclisler, 21 ve 22 savaş dönemi diye lütfen hafızanıza nakşedin, yazın, çizin, karalayın, benzer bir şablon yapın, masanıza, duvarınıza bunu yapıştırın kardeşim. Bunu bir yerleştirir zihnine, çok mezunun kolaylıkla hallolduğunu göreceksin diyorum. Evet, bununla ilgili var mı ya hocam ya diyem? Hayırlı olsun sevgili Zümrem, Tarih ÖABT 2020. Problem var mı? Derdimi izah edebildim mi acaba? Sergenim, selamlar Karesi'ye. Peki. Haydin o zaman. Haydin o zaman. Mevzuya devam ediyoruz. Bu girişin akabinde buyurun. Mustafa Kemal'le yol alalım. Soru sormak istiyorum. Mondros Ateşkesi'nin imzalandığı gün. Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı gün Mustafa Kemal neredeydi veya hangi cepheyle ilgili görevi vardı? Hangi cephedeydi? Bu benim Instagram sayfamda var. Aşağı bir inin, görselini paylaştım ben bunun. Kübra bir dur kardeş, bir dur. Mustafa Kemal Mondros Ateşkesi'nin imzalandığı gün nerede, hangi cephedeydi? Hangi Kafkas değil Fatma. Mustafa Kemal Mondros Ateşkesi imzalandığı gün Suriye Filistin cephesinde görevliydi. Adana Karargahlı. Adana Karargahlı. Mondros'tan bir hafta kadar önce Halep'in kuzeyinde Katma Savaşı'nda İngilizleri durdurmuş idi. Arkasından Mondros Ateşkesi imzalanıyor ve Mondros'tan bir gün sonra da Mustafa Kemal 31 Ekim 1918'e, takılmayın buraya çok fazla, Yıldırım Oğulları Grup Komutanı olarak görevlendiriliyor. Arkasından Mustafa Kemal Paşa'ya ve tüm komutanlara, Genelkurmay, İstanbul Hükümeti, Osmanlı Devleti, bütün paşalara Mondros Ateşkesi'nin ilgili maddelerini gönderiyor. Paşalar, komutanlar, böyle bir ateşkes yaptık, mağlup olduk, teslim olduk. Bu ateşkesin gereğini bulunduğunuz yerde yapınız. Yani ne istiyorlar komutanlardan? Emri altındaki askerleri terhis etmesini ve silah ve cephaneyi toplayıp gelecek olan İtilaf Kuvvetleri temsilcilerine teslim etmesini istiyor Genelkurmay Osmanlı Hükümeti. Mustafa Kemal Paşa bir bakıyor. Gelen emre Adana'da, Adana Karargahlı, Yıldırım Oğulları Grubu Komutanlığı bakıyor ve nevi dönüyor. Yani askeri anlamda bu Mondros Ateşkesi'nin tehlikeli olduğunu ve uygulanamayacağını İstanbul'a Ahmet İzzet Paşa hükümete bildiriyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal bıdı bıdı yapınca 6 Kasım'da İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'i
Yıldırım onları grup komutanlığı görevinden alıyor. Paşa, komutanı olduğunuz Yıldırım oğulları grup komutanlığı lağvedilmiştir, dağıtılmıştır ve şahsınız İstanbul'a genelkurmayın emrine atandınız. Derhal İstanbul'a dönmeniz emrolunur diye Mustafa Kemal'i görevden alacaklar ve İstanbul'a geriye çağıracaklar. İşte bu geri davet üzerine Mustafa Kemal 13 Kasım'da Adana'dan ayrılacak. Rutin resmi işlemleri tamamlayacak ve 13 Kasım 1918'de İstanbul'a dönecek kardeşim. Bakın Mondros'ta Bura arasında 2 hafta zaman farkı var farkındaysan. Tamam mı kardeşim? O zaman farkında Mustafa Kemal Yıldırım olur grup komutanlığı görevini bir hafta kadar yapacak. Arkasından o ordu dağıtılacak ve Mustafa Kemal de İstanbul'a davet edilecek. Mustafa takılma buraya bak. Yani bir giriş olsun diye şey yaptım. Tamam mı? Buraya pek takılma. Yani buradan bir soru beklemiyorsun. Bağlantı kuralım da giriş yaptım buradan. Mustafa Kemal İstanbul'a çağrılıyor ve 13 Kasım 1918'de İstanbul'a geliyor. Haydar Paşa da trenden iniyor. Şöyle bir bakıyor Boğaz'a. Karşısında İtilaf Devletleri'nin gemileri. Çünkü 13 Kasım günü Mondros çerçevesinde İtilaf Devletleri'nde İstanbul'a geldiği ve İstanbul'un fiilen işgal edildiği gün. Tesadüf mü dersin, tevafuk mu dersin, ilahi mesaj mı dersin, ne dersen de umunda değil. Aynı gün Mustafa Kemal İstanbul'da. Ve düşünsenize o ruh halini. Trenden iniyorsun, bir bakıyorsun Boğaz'a, İtilaf gemileri, işgal gemileri. 3 yıl önce büyük bir mücadeleyle Mehmetçiğim büyük bir azim ve fedakarlığıyla Çanakkale geçilmez diye defettiğin itilaf gemileri karşında. O ruh halini, o moral bozukluğunu düşünebiliyor musun arkadaşlarım? İşte o ortamda Mustafa Kemal'in ağzından geldikleri gibi giderler sözü dökülüyor. Bu muazzam bir inançtı. Ben buna gönderme yaptım geçen dersimizde. Mehmetçiğin şahsında bu milleti tanıyan, bu milletin ne olursa olsun esarete boyun eğmeyeceğini bilen bir mantık bunu söyler. Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı kadrosu bunun farkında. Bu millet esarete boyun eğmez. İşte bu inanç Mustafa Kemal'e bu cümleyi sarf ettiriyor. Tarihe bakar mısınız? 13 Kasım 18'de İstanbul'dayız. 16 Mayıs Samsun yoluna çıkacağız. Yani bir 6 ay Mustafa Kemal İstanbul'da. Bu 6 aylık İstanbul günleri biraz çok konuşulmaz. Az geçer konularda. Bilginize bak. Öncelikle şunu yapmaya çalışacağız. Mustafa Kemal'de, Karabekirler'de, Ali Fuatlar'da tamam mı? Bu yeni durumda, bu olağanüstü bu ortamda öyle veya böyle bir devlet var. Bir başkent var, bir örgüt var. Bu örgütü, bu devletin imkanlarını kullanarak bir şeyler yapılabilir mi? Bir şeyler yapılabilir mi? İşte bunun arayışındayız. Mustafa Kemal 6 ay boyunca İstanbul'da takılacak ve bu arayış içerisinde hükümette, Osmanlı hükümetinde görev almak isteyecek. Bak, çok takılma buraya ama bir cümlede, bir seçenekte çıkarsa karşıda şaşırma. Bugünlerde Mustafa Kemal İstanbul'da hükümette görev almak isteyecek. Başbakanlık istemiyor. Atıyorum Dışişleri Bakanlığı istemiyor. İçişleri Bakanlığı istemiyor. Tek bir bakanlık istiyor. Harbiye Nazırı olmak istiyor. Harbiye Nazırı Savunma Bakanı olmak istiyor. Orduyu kontrol altına almak istiyor. Ama hoş genç bir siyasetçi tabiri caizse Mustafa Kemal hep hükümeti, bakanlığı yar etmeyecekler. Bu teşebbüsünde başarısız olacak Mustafa Kemal. O yüzden görürsen sorularda böyle bir amacı vardı. Aklında olsun. Bu beni korkutuyor. Çok konuşmayız genelde bugünler. Atlar geçeriz kardeşim. Bu siyasi teşebbüsün yanında Mustafa Kemal'in evet bu çıkmış sınav sorusu. Hatta maddi anlamda ortak olacak, ortak olacak kankası Ali Fethi Bey, o meşhur Ali Fethi Okyar var ya Cumhuriyet döneminde. Onunla beraber Mustafa Kemal İstanbul'da bir gazete çıkartıyor. Minber gazetesi, sınav sorusudur bu.
Bu gazete sayesinde bu yeni konjonktürle ilgili görüşlerini İstanbul kamuoyuyla halkla paylaşmak isteyecek. Yine Padişah Vahdettin'le zor bela bir randevu alacak. Cuma namazı çıkışında ayaküstü Vahdettin'le bir görüşmesi olacak. Mustafa Kemal Vahdettin'in hatırlayınız savaş esnasında bir Almanya gezisi vardı orada. Vahdettin'in yaveriydi. Oradan gelen bir hukuk var. Buna güvenerek Vahdettin'in padişahın neler düşündüğünü anlamak isteyecek. Lakin o görüşmede dakika bir gol bir selamun aleyküm aleyküm selam padişahım nasılsın iyi misin? Tam Mustafa Kemal lafa girecekken Vahdettin dönüyor. Yaverine güvendiği paşasına Mustafa Kemal'e soruyor. Paşa ordudan komutanlardan tahtıma karşı bir tehdit olur mu? Klasik Osmanlı tarihinde darbe, değil mi? Darbe. Bunu sorgulamak istiyor. O an diyor Mustafa Kemal başından aşağı kaynar sular indi. Memleket işgal altındayken, memleket cayır cayır yanar iken padişahımız efendimiz tahtın düşünmekte. Hayır padişahım, ordu komutanlar size sonuna kadar bağlı diye onu teskin ettim diyor. Ve arkasından huzurdan ayrıldım ve o an anladım ki İstanbul'dan bir şey olmayacak. İstanbul'da bir şey yapılamayacak. Bunu hissettim diyor. Ve o süreçte Şişli'deki evinde Mustafa Kemal İttihatçılarla Kara Vasıf Beyler takım memurları İsmail Can Bolat Beyler bilmem ne bunlarla görüşmeler yapıyorlar. Gizli toplantılar yapıyorlar ve orada şu karar alıyorlar. İstanbul'da bir şey olmayacak o zaman ne yapalım? Anadolu'ya geçelim. Anadolu'daki imkanları örgütleyip bir milli direnişe imza atalım. Bakın bu karar üzerine mesela Kazım Karabekir Paşa 15. Kolordu Komutanı olarak Erzurum'a tayin yaptırtır. 20. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa Ankara'ya tayin yaptırtır. Mersinli Cemal Paşa Konya'ya, Albay İsmet Bey Edirne'ye askerlik şubesi başkanı. Yani bir şekilde İstanbul'dan komutanlar Anadolu'ya tayinlerini yaptırtırlar ve Anadolu'nun imkanlarıyla beraber bir şeyler yapılabilir mi? Bu noktaya kayıt anlatabiliyor muyum? O yüzden bu ara dönem ilginçtir. İlginçtir. Altını çiziyorum. Öncelikle İstanbul'un merkezi bir şey olabilir mi? Bunu aradık. Anlatabiliyor muyum arkadaşlarım? Buradan bir sonuç elde edemeyeceğimizi görünce Anadolu'ya geçeceğiz ki bu yaşanan günlerle ilgili Mustafa Kemal'in çok güzel bir tespiti var bakın. Şu şablonda göreceğiniz sayfa Nutuk'tan alınan bir sayfadır. Mustafa Kemal durumu izah ediyor. Mütareke günlerinde İstanbul gör diyor ki İstanbul'da bu katil günlerde evet bazı kurtuluş çareleri konuşuluyor. Kimileri İngiliz mandasından yana diyor. Kimileri Amerikan mandasının doğru olduğunu düşünüyor diyor. Daha yerli ve milli olanlar ise Kuvayi Milliye gibi bölgesel kurtuluştan yana diyor. Ama hayır diyor Mustafa Kemal. Bunların hiçbiri doğru ve gerçek çözüm değildir. Gerçek ve tek çözüm Anadolu'da ulusal egemenliğe dayalı tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmaktır. İşte bunun için 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastım diye durumu izah ediyor Mustafa Kemal. Buradan KPSS kullanmadı ama üniversite sınavında kullanıldı bakın şu veriler. Mustafa Kemal'e göre, Nutuk'a göre İstanbul'da konuşulan çözümler, kurtuluş çareleri, İngiliz himayesi, Amerikan mandası, bölgesel kurtuluş. Güzel bir öncüllü soru olabilir. Mustafa Kemal'in görüşü ne burada? Hayır diyor, ulusal egemenliğe, halk egemenliğe dayalı tam bağımsız yeni bir Türk devleti. İşte bu yüzden ben Anadolu'ya geçtim, Samsun'a ayak bastım diyecek de. Şimdi arkadaş, geçeceğiz de ya nasıl geçeceğiz? Yani az önce isimler örnek verdim ya Karabekir, Cemal Paşa ezberlemeyin bunları ha adam astetmeyin. Ben ortamı o mantaliteyi sana sunmaya çalışıyorum anlatabiliyor muyum? İsmet Bey nereye görevlendirildi? Mersinli Cemal Paşa nereye görevlendirildi? Feyşik Allah belanı verme uğraşmayın bunlarla. Mantar dikkat komutanlar bir şekilde Anadolu'ya geçiyor. İşte o ortamda
La bizimki de sıra gelmiyor. Mustafa Kemal eller cepte İstanbul'u işsiz tars tursu gezen bir general ne yapacak İstanbul'da? Bizimkine sıra gelmiyor bir türlü. İşte o günlerde gençler Karadeniz karışıyor. Samsun havalisi Orta Doğu Karadeniz karışıyor. O hani Pontus Rum Cemiyeti vardı ya. O Pontus Rum Cemiyeti'nin çeteleri bölgede Türkleri göçe zorlamak amacıyla katliamlar yapıyor, baskılar yapıyor, zulümler yapıyor. Bakın niye? Niye? Azınlık cemiyetleri niye bana baskı yapıyor? Niye katliam yapıyor? Korkutarak Türklerin bölgeden göç etmesini ve nüfus çoğunluğunu ele geçirip Wilson çerçevesinde devletlerini kurmayı hayal ediyorlar. Bu çerçevede Pontus Rum Cemiyeti ortalığı karıştırıyor Samsun bölgesini. Benim elim armut toplamıyor. Ben de kendimi korumak için çeteler oluşturacağım ve Rumlara karşı Pontus Rum Cemiyeti'ne karşı mücadele edeceğim. Bu durum İstanbul'a bambaşka yansıyor. Bambaşka yansıyor. İngiltere, İtilaf Devletleri Osmanlı hükümetine ultimatum yapıştırıyor. Osmanlı, Samsun ve bölgesinde Türkler Rumları katlediyor. Türkler Rumları katlediyor. Bu katliamı derhal durdurun yoksa 7. madde kapsamında sizi öpeceğiz. Klasik, klasik. Yalan, külliyen yalan arkadaşlar. Bu karışıklığı bize mal ediyorlar. Bölgeyi işgale zemin hazırlamak istiyorlar. Dönemin başbakanı da damat Ferit Paşa'dır. Ne olursa olsun canlar. Kim olursa olsun. Hükümet, iktidar egemen olduğu bölgenin daralmasını istemez. O yüzden damat Ferit Paşa nasıl çözebiliriz bu problemi? Samsun bölgesinin işgalini nasıl engelleyebiliriz? Ne yapalım? Bölgeye akil adamlar heyeti nasiha, bir nasihat heyeti gönderelim. Bir nasihat heyeti, akil adamlar tabiri caizse. Bunlar halkı böyle sakinleştirsin, teskin etsin, bölgedeki karışıklığı engellesin. Kim? Kim? Halkın tanıdığı, bildiği biri olmalı. Halkın saydığı biri olmalı. Kim? Mustafa Kemal. Çanakkale kahramanı. Anapartalar kahramanı. Bölgeye Mustafa Kemal'i gönderelim. Bölgede halkı teskin etsin. Bölgenin işgalini engellesin. Çağırırlar Mustafa Kemal'i genelkurmaya. Paşa, böyle 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 bir görev var. Vatan senden hizmetler bekler, seni 9. ordu müfettişi olarak Samsun'a göndermek isteriz. Ne dersin? Bizimkisi oley be, zor tutar kendini böyle. Körün istediği bir göz, Allah verdi ki göz. Anadolu'ya geçmek istiyorum ben. Aha ne fırsat. Bir de ordu müfettişliği. Sivil ve asker görev bölgesindeki yetkilere emir verme yetkisi var, geniş bir yetki. Mustafa Kemal hay hay der, teveccühünüz der, gerekeni yaparız der ve bunun üzerine 9. ordu müfettişi olarak Mustafa Kemal görevlendirilir. O zaman sorgula, neden Mustafa Kemal? Evet, Çanakkale kahramanı, Anafartalar kahramanı, halkın tanıdığı, bildiği, saydığı bir isim. Halkın sözün dinleyeceği bir isim. Aynı zamanda padişahın yaveri bakın. Demek ki padişah güveniyor Mustafa Kemal'e. İttihatçı değil. İttihatçılarla Enver Paşa çok kavga etti biliyorsunuz. Çok kavga etti Mustafa Kemal. Bu da Alman yanlısı olmadığını, ittihatçı olmadığını gösteren bir veridir, bir referanstır mesela. Bunun dışında İstanbul'da ya bizimkisi rahat durmuyor ki. Önüne gelene ne yapacağız? Önüne gelene ne yapacağız ya oğlum, karıştırma. Ne içersene defol git kardeşim. Bir uzak dur payitahttan, karıştırma ortamı. Mantığı var hükümette mesela. Bunun yanında itiraf da rahatsız İstanbul'da. Bizimkisi İstanbul sokaklarına falan dolaşırken İngiliz komutanlar falan filan dengin dönüyor. İşte koçum diyor, nasıl Çanakkale, nasıl öptük sizi Çanakkale'de falan diyor. Artistik yapıyor bizimkisi, rahat durmuyor ki. O zaman neresinden bakarsan bak, İtilaf Devletleri rahatsız Mustafa Kemal'den,
Hükümete yakın çevreler Mustafa Kemal'in faaliyetlerinden rahatsız. Halkın tanıdığı bir isim. İttihatçı değil, Alman yanlısı değil, padişahın yaveri. Yani böyle birçok farklı veri toplamı bir araya geldiği zaman bu iş için Mustafa Kemal mükemmel bir isim olacak ve 9. Ordu Müfettişi olarak Mustafa Kemal'i görevlendirecekler değerli kardeşler. Çok takılma. Yani yaprak testler sorgular bunu, tamam mı? Ama bu sorulacak bir soru değil. Belki ÖABT'ye hitap eder. Havza genelgesinden sonra askeri anlamda yapılan bir düzenlemeyle bu görev 3. Ordu Müfettişi'ne dönecek. Ama takılma, vallahi takılma. Önermiyorum ben, tamam mı? Peki, Mustafa Kemal'den beklenen ne burada? Mustafa Kemal'den beklenen ne burada kardeşim? 9. Ordu Müfettişi olarak kardeş, tabii ki bölgedeki karışıklığı engellemek. Türklerin Rumlara yaptığı tırnak içerisinde, Türklerin Rumlara yaptığı zulmü engelleyip bölgedeki güvenliği sağlamak, bunu yaparken de halkın elinde bulunan silah ve cephaneyi derleyip toparlaması, bölgedeki cemiyetleri, milli kuruluşları dağıtması bekleniyor. Aynı zamanda Mustafa Kemal'e yazılan görev emrimde, evet bu yine Mustafa Kemal'e özel bir şeydir, bak onu söyleyeyim. Mondros'un hükümlerini hayata geçirmesi. Yani ne demek o? Yani o bölgedeki askeri birlikleri dağıtacak, silah ve cephaneyi toplayıp itilaf kuvvetlerine teslim edecek. Ve ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu ordu müfettişliği ve bu geniş yetki bir anlamda Mustafa Kemal'e özel değildir. Mesela Cemal Paşa Konya bölgesinde 2. Ordu müfettişidir. Diyarbakır bölgesinde bir ordu müfettişi var. Batı Anadolu'da var. İstanbul merkezi var. Yani Osmanlı coğrafyası bu tarz müfettişliklere bölünerek Mustafa Kemal gibi komutanlar görevlendirilerek Mondros'un hayata geçirilmesi isteniyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bu görev ve yetki Mustafa Kemal'e özel değildir arkadaşlar. Bu dönemki konjonktürde karşımda çıkan bir makam. Bu kapsamda yetki alanı yaprak testler sorar. Şehirleri ezberleme sakın. Sakın uğraşmayın ya. Şehirlere bak. Karadeniz ve Kuzey Anadolu. Ordu müfettişinin merkezi Erzurum'dur arkadaşlar. Erzurum'dur. Samsun'dan Erzurum'a geçecek peyderpey. Tamam ya, niyet o. Ama ya, gidip bana bunu soruyor ya. Of. 9. Ordu müfettişi merkezi nereye? Ya bir git. Yetki alanı hangi iller? Bir git, alana kayar bunlar. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ne yapıyorsun? Uğraşmayın bunlarla. Bir de bu iller dışında bakın, emir verebileceği bazı iller de var. Bu illere de emir verebiliyor ama şöyle bir nüans var bak. Aman! Canlar. Ay 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 ay. Konuşmayacağım diyorum da işte. Bakın şöyle bir nüans var burada. Şu şehirlerde Mustafa Kemal sivil, asker, herkese emir verebiliyor. Ve bu emre itaat etmek zorundasınız. Bu şehirlerde ise emir verebiliyor ama bu şehirlerdeki yetkililer isterse o emre uyar, isterse uymaz. Böyle bir tolerans var burada ama burada Kral Mustafa Kemal, anlatabiliyor muyum? Bu şehirlerde böyle bir zorunluluk yok diğer yetkililer açısından. Şimdi bunu neyi soracaklar sana? Ya bu ÖABT'ye kayan bir detaydır. O yüzden uğraşmayın bunlarla diyorum. Sen neyle uğraş? Niye geçti Mustafa Kemal Samsun'a? Bu kapsamda beklenen görevine bakın, buna dikkat et diyorum. Arkasından da malum haliniz 16 Mayıs'ta Bandırma vapuruyla yola çıkan Mustafa Kemal. 19 Mayıs 19'da Samsun'a ayak basan Mustafa Kemal bizim resmi tarihimizde Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı diye andığımız tarihtir 19 Mayıs. Aynı zamanda da konuşacağız yine Mustafa Kemal'in eserlerini, Mustafa Kemal'in eserlerini, Nutuk adlı o meşhur eserinin başlangıcı da yine Samsun'a çıkış 19 Mayıs 1919 günü olacaktır değerli kardeşlerim. Tamam mı canlar? Nutuk'un başlangıcı ve Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı diye biliyorsunuz. Bu konuda ya girmeyeceğim. Yani nelerle karşılaşacağımız da çok belli değil. Yani şu an yayın yapıyorsun burada. İşte burada Vahdettin'le görüşmeler,
Efendime söyleyeyim, yok para aldık, almadık, şu maaşa gönderdik, gönderilmedik. Ya yani bu konuda niyet okumak, yorum yapmak çok doğru değil. Tarihi eldeki evraklara, belgelere bakar. O evrak ve belgeler ne diyorsa onu anlatır. Hatıratlar tarihte en az güvenilir kaynaktır. Hatıratlardan, tarih anlatanlardan uzak durun. Güncel tarih bakımından bahsediyorum. Tamam mı canına? Bilginize. Hatıratlar en az güvenilir kaynaklardır. Hatıratlardan tarihçilik olmaz. Bu konuda ciddi hatalar yapabiliyoruz. Ben buraya girmeyeceğim ben. Yani merak edenler var ise dershanemde yüz otur konuşuruz değerli kardeşler. Tamam mı? Canlar, canlar. Şimdi Mustafa Kemal Samsun'a ayak bastı. Vatana, memlekete hayırlı olsun. Şunu bir konuşalım. Ondan sonra bir mola vereceğim. Bir mola vereceğim. Bir iki part yapacağız bugün. İki part yapacağız. Tamam mı? Mustafa Kemal 19 Mayıs'ta Samsun'da. Hemen göreviyle ilgili bir araştırma yapacak ve 22 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal göreviyle ilgili İstanbul Hükümeti'ne, Genelkurmay'a bir rapor gönderecek. Samsun raporu. Diyecek ki burada Mustafa Kemal, bölgede yapılan tahkikat neticesinde Samsun ve civarında 40'tan fazla Rum çetesi, 10 civarında da Türk çetesi tespit edilmiştir. İstanbul'da bilinenin aksine bölgedeki karışıklığın sorumlusu Türkler değil Rumlardır diyerek yaşananlar hakkında İstanbul'u bilgilendirecek. Şimdi farkında mısın bak? Farkında mısın? Bu Mustafa Kemal'in İstanbul hükümetiyle yaşadığı ilk resmi bir görüş ayrılığı olmayacak mı? İstanbul bizi niye göndermişti? Bölgede Türkler Rumları katlediyor. Mustafa Kemal ne diyor? Hayır diyor. Sorun Rumlardır diyor kardeşim. O yüzden bakın bu tespit Mustafa Kemal'in İstanbul hükümetiyle ilk görüş ayrılığı diye anılır ve sorular daha çok bunu kullanır. Bunun yanında Allah aşkına bu da bir görüş ayrılığı değil mi? İzmir'in işgaline 15 Mayıs 1919'da İzmir'in işgaline hükümet sessiz kalmış, kabullenmişti. Mustafa Kemal diyor ki Samsun raporunda İzmir'in işgali haksızdır. Türk milleti bu haksız işgali kabul etmeyecektir diyor bakın. Bu yine bir görüş ayrılığı. Bu da bir görüş ayrılığı. Hakeza Damat Ferit Hürriyet İtilaf Partisi bu dönemde iktidarda. Damat Ferit Hürriyet İtilaf İngiliz mandasından yana, buna karşı Mustafa Kemal Samsun'da diyor ki Türkler yabancı mandasını kabul etmeyecek diyor. Bakın bu da yine mevcut İstanbul hükümetiyle açık bir görüş ayrılığıdır. Güzel bir öncüllü soru. Bunları gördüğümüz zaman Mustafa Kemal'in hükümetten farklı düşündüğü, görüş ayrılığı yaşadığı yorumunu yapmak mümkün. Bunun yanında çok çıkacak karşınıza. Evet, bakar mısın? Bakar mısın? Ekrana bak. Mustafa Kemal'in ordu müfettişi olarak görevlendirildiği belgede yetki alanı içerisinde İzmir var mı? İzmir var mı? Bak görüyorsun. Yok. Bizimki ne diyor? İzmir işgali haksız. E sana ne? Bu seni ilgilendirmez Mustafa Kemal. Senin yetkin dahilinde değil bu. O yüzden Mustafa Kemal'in Samsun raporuyla yetkisinin dışına çıktığı yorumunda yapılabilir kardeşler. Ve yine şu mevzu da dış politik bir olaydır. Dışişleri Bakanlığı ilgilendirir, hükümeti ilgilendirir. Sen askersin la sana ne? Sana ne? Bu görüş de yine Mustafa Kemal'in yetkisinin dışına çıkış şeklinde yorumlanmakta sevgili arkadaşlarım. O yüzden bakın 3 veri göze çarpsın. Güzel öncüllü sorular hangileri görüş ayrılığının göstergesidir? Hangilerine bakarak yetkisinin dışına çıktığı söylenebilir diye Samsun raporu ile ilgili sizden yorumlar istenebilmekte değerli kardeşlerim. Canlar, bu Samsun raporundan sonra Mustafa Kemal Samsun'dan ayrılacak, Havza'ya geçecek. Havza'ya geçecek ve Havza genelgesini yapacak az sonra. Bir yorum açtım. Bir 5 dakika mola vermek istiyorum. Genelgeleri Havza'ya ve Amasya'ya beraber konuşalım. 9.30'a doğru sarkar bugün dersimiz. Var mı mahsuru?
Genelgeleri konuşalım canlar. Ya şu konuştuklarımız biraz aslında süreçle ilgili bir temel attık. Buradan çok fazla soru kurgulanmıyor arkadaşlar, tamam mı? Bunun üzerine işte genelgelerle birlikte şimdi kıyamet kopacak tabiri caizse. Uzatalım mı dersi? Var mı problem? Kafanda takılan bir şey var mı? O zaman 5 dakika. Konu bütünlüğü açısından bir 5 dakika mola vermiş olalım ve es verelim. Havza genelgesi ve master genelgesiyle az sonra beraberiz arkadaşlar, tamam mı? Hadi 5 dakika bir çay al, bir kahve al, bir nefes al, aç pencereyi, tamam mı? Hadi görüşürüz bakalım. 5 dakika.